Evet, herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Imperial Tower bölümünden devam. Yok, Imperial Tower değil, pardon. Mortal Canyon'dan. Zaten Imperial Tower'ı da oynadık. Tam devam ediyor olacağız arkadaşlar. Ve son bölümümüz biliyorsunuz ki bu. Bakalım neler olacak son bölümde. Acaba Final Boss kim? Falan değil mi böyle? Farklı farklı zaten. Kaç yıl önce yüksek ihtimal oynamışsınızdır bu oyunu. Tabi oynamayan arkadaşlar varsa yine sürpriz olsun, söylemiyorum. Bakalım ne olacak acaba? Karşımıza çıkan o muazzam Final Boss. Hop, çok güzel aldık da onu be. Şurada bir tane Sterling falan şöyle yapsam. Tamam. Hop. Lan niye alamadım ben onu? Yeah, işte böyle. Hayır. Tamam, dur, yapacağım. O Red Sterling'leri alacağım. Başlarım esine. Tamam. Orada elim yanlışlıkla boost'a gitti, nasıl yaptıysam bilmiyorum. Benim amacım o değildi yani. Ama oyunun bir suçu yok yani, benim tamamen hatam. Ne kadar güzel çatır tutur, her şey yıkılıyor ya, ne kadar güzelmiş. Ha, bu kadar mıydı bölüm? Çok kısa. Çok kısa olmuş. 1 dakika. Ve S aldık bir kere düşmemize rağmen. Tabii o kadar Red Starling aldık. Şimdi yarım saat bir sürü item çıkacak galiba. Evet. Denizci şapkası. Güzel bir eldiven. Var mı daha? Var. Olmaz mı? Garip bir zincirli şey. Bir de taç geldi bir tane. Gümüş taç geldi. Evet, 27. bölüm ve Infinite'le kapışacağız. Aman Allah'ım. Bakalım neler olacak. Even with the Phantom Ruby weakened, I still have enough power to smash you into blue jelly. Evet, tüm güçteyken indirseydim bunların hiçbir tanesi olmayacaktı Infinite sala. Tam güçteyken o kadar laf yaptı işte, yok. Ben seni öldürsem ne olacak ki, öldürmeye bile değmezsin falan yaptı böyle. What would you like your epitaph to read? How about here lies the fool of fools? Why not here doses the masked clown? Might as well make it for the person who needs one, right? Hadi acı kızlanalım da. Evet, gördüğünüz gibi yine Metal Sonic boss'undaki aynı muhabbet bunda da var. Yine etrafındaki şeyleri kırıp ondan sonrasında ana oğlanı tokatlıyorsunuz kısacası. Birçok kez de boost basmanıza gerek yok bu şey yaptıkça. Şu yerlerden geçmek için bir kullanıyoruz boost'u. Bir de elemana yetişmek için, onun dışında pek bir şey yapmamıza gerek yok. Bir de çevresindekileri niye illa temizlemek zorundayım ki ben ya? Ve şak diye gidiyor ya böyle. Bastı. Full gücü, bakalım ne yapacağız şimdi. Hop, biz de geldik. Yourself. Your mask can't hide how sad and lonely you are.
Güzel kaçtık ha. Alamadım mı lan ben o şeyleri? Direkt all mink attack atalım ya, hiç şeyle uğraşamayacağım. Bu lightning ne güzel oluyor ama. O şeylerin hepsini temizlemek, robotların. Niye yakalamıyoruz yine ya? Yapma be. Hoş olmadı. Güzel kaçacaktık aslında da. Hadi bas 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 bas. Şurada da şunu kısa tutsalarmış keşke ya. Canım acıdı yemin ediyorum şey basarken. Evet, Infinite'in de böyle içinden geçerek bitiriyoruz Infinite'imizi. Saldık. Ne kadar da ringimiz 3 tane olsa bile. Sanırım S verme konusunda birazcık bonkör oyun. Neredeyse bak sen çoğunu S bitirdik yani. 1-2 tane öldüğümüz, galiba sadece 2 tane A aldık. Power geldi. Güzel. Yine bir ton eşya geliyor. Gel gel hanım gel. Eteğimiz oldu. Kesinlikle giyeceğim falan. tamam. Bu kadar herhalde. Impossible. I cannot be defeated. Wrong, loser. Ya. The things that can't be defeated are heart, soul, and the bonds of friendship. Three things you and your counterfeit cronies lack. Yok, dört tane şey. Bir de bunun salaklığı var. No, wait. I can still fight. Burada işte bir yere gidiyor, sonra Infinite arazi bir daha. Yüksek ihtimal bir dahaki oyunda geri dönecek o Infinity ya. Hani öyle gitti, bir daha hiç görünmedi. Ne yenebildik, tamamen yok edemedik yani Infinity sonuç olarak. Ya da maskesini düşüremedik en azından. Gücünü tamamen alamadık elinden. Bu yüzden bir şey var yani, ve Phantom Ruby'nin asıl gücüne. Bu bölümü hiç sevmiyorum ya. Yüksek ihtimal siz de sevmeyeceksiniz. Birincisi şu füzeler beni sinir ediyor. Kesinlikle nefret ediyorum şu füzelerden. Şu füze kutularından doğrusu direkt. Ah be. Tam da yüzüme koşuyordum. Bir şey yapamadım. Dodge'layamadım. Ha bir de şurada şöyle bir şey var. İstiyorsanız böyle hızlıca çıkabilirsiniz teker teker uğraşmaktansa. Evet, burası çok sıkıntılı işte. Bayağı hani hız temalı bir oyuna neden bunu yaparsın ki? Hadi zorluk katmak istiyorsun da. Baksana şuraya. Yapma. Olsun olsun. Aa, iyice kötü olmaya başladık. Oo. Oh yeah, tamam. Bir şey geliyor. Bir an çarpacağım diye çok korktum. Oh, şuraya geçtim, bana yeter bu.
eyes on the area the other Sonic is searching. Yapma yapma, çok tehlikeli işler bunlar. Şuradan ben bir gideyim, şu Resistar ringi şöyle çaktırmadan alayım. Çok iyi. Ha, o füze dönerken sıkıntı yapmıyormuş meğerse. Dur lan, onu alaydık. Neyse. Yanlış yer. Lan oğlum, niye yapamıyorum ben bunu ha? Oh. Böyle de bitirmiş oluyoruz. Gerilimli bir şekilde. Çok geren bir bölüm burası. Şeydeki gibi. Flying Better gibi. Sonic 3'teki. Orada da böyle bir şeyler tırmanırken aşağı düşeceğim diye çok korkuyorum. Böyle kontrolcüme ya da klavyeme böyle sıkı sıkı sarıla sarıla oynuyorum. Böyle en ufak bir şey yapmayayım diye böyle her şeyi kasa kasa yapıyorum kendimi. Nefret ediyorum böyle bölümlerden o yüzden. Oo, lens açıldı lan bildiğin. Farklı. Bir gözümüz farklı, bir gözümüz farklı olabiliyor. Bak bu, bunu ilk defa gördüm. Belki burayı S bitirince veriyordur. O zaman S bitirememiş olabilirim. Final Judgment. Bakalım. Hop, çok güzeldi be. 3 tane Restar Ring aldık zaten. Full mü yaptık vallahi, full yaptık. Oley be. E hadi. Bayağı ip atlama oynuyoruz yani. Son bölümde. Yani en azından oynanılabilir boss olmayan son bölümde. Şöyle döne döne gidelim bari de. Ne güzelmiş be. Bu arada 5 yıldız, 5 yıldızlı bitirdik. Çok hoşuma gitti şu an. İlk kez böyle sıfırdan başladığımda direkt 5 yıldız alabildiğim bir bölüm oldu. Bir tür altın şövalye zırhı tarzı bir şey aldık. Bakalım şimdi neler neler verecek. Power verdi. Woohoo. Artık silver ayakkabımız var ve Sailor Moon elbisemiz. Bir şey daha açıldı galiba. Laser bir şey diyor. Ay, gerinlesim geldi. Kemiklerin birbirine geçtiğimi diyorum, umurluyum. Evet ve son boss. Dead Egg Robot. Aman Allah'ım, hiç görmediğimiz bu boss arkadaşlar. We did it! Eggman's army is officially butt kicked. We won! Well, come on, now what? Can we ever just win and have that be the end of it? Look! Gotcha! The fortress reactor was just a decoy! Hadi bakalım. You're always keeping the front card hidden until the end. Sonic, what's going on? There aren't less enemies, there's more! What? Hadi bakalım. Düşmanlar da çoğalmış. O infinitlerden de var. I merely incorporated the Phantom Ruby into this Death Egg robot.
Phantom Ruby no longer has a vulnerable energy supply. It's an invulnerable ruby? Hadi bakalım. This Death Egg robot has... No, I have the past infinite to become the complete and ultimate form. You will be crushed by this Death Egg robot powered by the Phantom Ruby, and in the end, everything will still be just as I planned. Yüksek ihtimal bir dahaki, bir sonraki gelecek oyun da Phantom Ruby'lerle alakalı veya Phantom Ruby içeren bir şey olacak. Tails de oradan anca hadi yapın falan diye böyle beklesin. Hiçbir şeyin olma yani. Tornado'yla en azından 2-3 tane füzemize bir şey at değil mi? Harbi hiç tornado kullanmadık. Keşke tornado'nun olduğunda bir bölüm olsaydı. Ah be, çok yanlış zamanda atladık. Neyse o sonuncuyu yapamıyoruz. Ya oğlum ben niye buraları atlayamıyorum? Bana bir yüzlük verin yeter ya. Oh! Bak atlamamak lazım herhalde burada. Böyle bir süpürsün üst tarafı. Hop! Yine ben bunu beceremedim ya vallahi. At bakalım delikanlı. Eggman'le ip atlamaca. Hayır bir daha mı geliyor? Dalga mı geçiyorsun lan sen? Böyle de sokarlar işte o attığın topçukları sana. Ne atıyorsan artık. Gel gel delikanlı. Siz de hiçbir işe yaramayın anca. Kader senin ellerinde, kaderimiz senin ellerinde. De Egg Robot'un şemali kalmadı arkadaşlar. Bayağı bir koyduk. Ah be. Bir tane yüzük var. Bir tane yüzük ya sadece. Evet şu anda da Detect Robot'tan başka çok daha farklı, çok yaratıcı bir boss gelecek şimdi arkadaşlar. Aman Allah'ım bakın. İyi bakın bu boss'a ki gözleriniz boss görsün. Hazır mıyız? Bak bak neler oluyor. Aman Allah'ım bu ne kadar yaratıcı bir boss. Kesinlikle Sonic Colors'da olan boss'un aynısı değil. Sadece beyazlı ve kırmızı renklerine boyanmış olan değil kesinlikle. Hayır. Şeyleri bittiyse, fikirleri bittiyse bari fikir sunalım şu heriflere de. Düzgün bir şeyler yapsınlar artık. Bir de durduk yere neden Null Space'e gidiyoruz acaba onu merak ediyorum. Ve bosslar son boss'u da çok basit yapmışlar arkadaşlar yani
ne diyebilirim? Bu hani mesela bizim için bir Biolizard değil veya işte Kaos, Perfect Kaos değil. Niye olmadı lan? Mesela Perfect Kaos'u hala hatırlayabiliyoruz, anladınız mı? Ama bunu yüksek ihtimal hatırlayamayacağız çünkü kendisi zaten Colors'da gösterilmiş bir boss. Sağ olsunlar, aynı ekmeği ısıtıp ısıtıp önümüze sunmuşlar yani. Lan son anda ringlerimi döktü ya. Son anda yaptı yapacağını yani. Hadi bakalım. Ve sonuncuyu da çaktık. Güm. Bu şekillere içinden cidden geçerek bitiyor. Paramparça ediyoruz gördüğünüz üzere. Kesinlikle Colors'daki aynı boss değil bu arada bu. Kesinlikle tamamen orijinal bir boss. Orijinal bir boss arkadaşlar. Ve Void Respawn'umuz açılıyor. Sonic ayakkabımız açılıyor. Eggman suite'imiz açılıyor. Kim giymek istiyorsa artık. Amy'nin kıyafeti açılıyor ve güzel bir şapka. Eğer ki female dişi karakter yapmak istiyorsanız. İşte bu şekilde kazanıyoruz. Bir sürü de farklı farklı karakter görüyorsunuz burada. Mesela bu karakterlerden bir tanesi yardımcımız olabilirdi. Bize yardım eden ya da ana gruba katılacak kişilerden, geçenlerde bahsettiğim gibi. Birkaç tane arkadaşımız olsaydı yani keşke. Buranın sözde duygusal bir sahne olması lazım ama hiç etkilenmedim. Lütfen olmasın. All right guys, it's time we cleaned up the mess that Eggman left this world in. And I'm not talking about those illusions he dreamed up for us. We need to fix the real world we all live in. Bir sosyal mesaj veriyor. Come on. Let's go. Dünyamıza bakın diye ufaktan. Bu şekilde de bitiyor arkadaşlar. Bir de sonda bir sahne var. Orasını açacağım ben tekrardan. Ondan sonra orası gelince açacağım doğrusu. Ya da geçebiliyor muyuz acaba? Bakayım. Pek zannetmiyorum. Orası gelsin. Ben şey yapayım. Sonra çünkü sondaki bu genellikle şarkılardan falan telif yiyorum. O yüzden bir dahaki bölümde, bir dahaki bölüm değil birazdan size o sahne geldiğinde açıp tekrardan izleyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, muhtemelen şimdi birazdan şey yapacak, açılacak. Geç geç bitmedi cast, yemin ediyorum 7 dakika falan sürdü, ben size söyleyeyim. Yani 7 dakika boyunca konuşsaydım eğer burada video çok 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 hani uzun bir konuşmaya sahip olacaktı resmen. Hadi bakalım yolla bize son şeyi. Umarım bir de bunların tiyatro bölümleri oluyor ya, oradan belki seçebiliyorum. Ruzdur belki bunu da, ben mal gibi bekledim valla. Sonsuz savaşın sonu. Sonsuz da nasıl son oluyor kardeş? Bu arada Silver bence zaman yolculuğuyla geldi ya. Başka bir şeyden değil galiba.
Nereden anlıyorsun ya? Adam konuşmuyor, konuşmuyor. Ya da dilsizliği de bizi başından savmak için mi yapıyorlar bunları? I knew you'd come through, rookie. Well, I guess you're not a rookie anymore. You did good out there. It's not like you just waited till the last minute to come in and act all cool, saving the day. Our battle is done, and our resistance has come to a conclusion. But we'll be friends forever. Hadi bakalım. Yine her şey arkadaşlığa bağlandı kısacası. Belki bu kadar sorunu arkadaşla bağlamanın sebebi ilerleyen zamanlarda arkadaşlıklarının bozulacağı anlamına gelebilir belki. Hani arkadaşlarını bozacak bir karakter olsa mesela, içlerine sızıp birbirine düşürecek ya da işte illüzyonlarla filan, sonuçta Phantom Ruby hala var. İllüzyonlarla bilmem nelerle şey yapıp birbirlerinin aralarını bozup bu sefer karakterleri birbirine düşürecek bir karakter gelse mesela Infinite gibi, güzel olabilirdi aslında. Yani ilerleyen bölümde artık ne çıkacak karşımıza bilmiyorum da. Sonic Forces. Sonic Forces'a genel bir eleştiriye. You can now create a new avatar. Evet. Ama istemiyorum maalesef. Peki ne düşünüyorum Sonic Forces hakkında? Oynadıktan sonra, oynamadan önce düşüncelerim neydi? Oynadıktan sonra düşüncem nerede? %0.01 bu arada Eggman'in son kalan şeyleri. Şöyle söyleyebilirim, ilk başta hiçbir beklentim yoktu oyundan. Hatta kötü olacak diye düşünüyordum. Çünkü biliyorsunuz benim Wisp'lere karşı bir sinir şeyim var. Şöyle Avatar Stage'e girelim de Avatar'da kalsın, hem onu kurcalarken konuşalım. OC karakterler geldiğinde ilk önce dedim ki ya ben ne yapacağım, zaten bir ton güzel karakter var anasını satayım. Hani niye kendi custom karakterimi oluşturmak isteyeyim ki diye düşündüm. Oluşturunca şunu fark ettim. OC karakterler kesinlikle bizim hani oynadığımız en eğlenceli şekillerinden bir tanesi kesinlikle. Wisp onlar cidden hoş şeylerdi yani. Bayağı beğendim. O konuda yani bu konuda beni şaşırttı oyun. Yani eğlendim yani bayağı. Oo. Keşke bunun renklerini de değiştirebilsek. Fena değil ha. Şey değiştirebiliyoruz mu peki? Dediğim gibi ilk başta dedim çok bir şey beklemiyordum oyundan zaten. Hani şöyle olsun böyle olsun diye. Oyun güzel, şaşırtacak şeyler yapmış cidden. Hoşuma gidecek türde, hani şaşırtacak dediğim, beni hiç beklemediğim bir şeyle vurdu falan şeklinde değil de güzel olmuş. Boost mekaniğini ben ilk gördüğümde görüntüsünden dolayı sevmiyordum ve sadece şeylerden toplama olayı çok saçma geliyordu. Robotlardan toplama olayı boost'u aynı Colors'taki gibi çok saçma geliyordu ama robotlar çok bol olduğu için Colors kadar eksikliğini hissetmedim boost'un. Yani şey demedim, Colors'da mesela boost atamadığım yerler oluyordu ve beni kısıtlıyordu. Mesela robot olmuyordu veya o boost kapsüllerinden olmuyordu. Bu yüzden boost atamıyordum. Bu da beni sinir ediyordu şimdi durduk yere. Niye ben boost atamıyorum? Boost mekaniği varsa niye boost'umu kullanamayayım ki diyordum. Bunda da böyle bir şey olacak diye korktum ama çok fazla sayıda robot ve şey olduğundan dolayı o boost bitmiyor bir türlü. O yüzden bu benim yine hoşuma giden bir şey oldu. İlk başta beklemeyip sonrasından ulan aa güzelmiş falan dediğim. Şunu koyabilirim bu arada. Böyle bir samuraimsi veya ninjamsi böyle bir hava katar buna. Başka ne düşünüyordum? Karakterlerin gelişiminden hiç mutlu değilim. Bazı karakterler, Silver mesela çok güzel bir gelişime şey yapmış. Mesela Knuckles'ın kumandan olmasından mutlu değilim hikaye açısından. Ya da karakter gelişimi diyebiliriz. Silver'dan çok memnunum. Sonic yine bildiğimiz Sonic, hiçbir gelişim yok. Dümdüz karakter koşuyor. Başka Tails'tan hiç memnun değilim. Karakter şey açısından. Çok saçma bir gelişim izletmişler yani karaktere. Bir anda böyle işte Adventure 2 zamanında böyle şey olmuş, böyle kumandan olmuş, herkesi işte akıllı diye herkesi işte şey yapabiliyor, nasıl diyeyim, komuta edebiliyor insanları. Ama ondan sonrasında böyle bir anda pısırık bir şey haline geliyor falan, onu hiç sevmedim. Klasik Sonic'in çıkmasından memnun değilim hala, o kesinlikle.
Colors'ları Allah'tan Sonic'te kullanmıyoruz. Hani gidip de bana Daryl Merrill verip de ben diye tekrardan aşağı inseydim böyle fıttırırdım illa. Sonrasında Light Speed Dash neden kullanamıyoruz onu şey yapamadım. Light Speed Dash kullanmak çok isterdim bu oyunda. Çünkü kullanılabilecek güzel yerler vardı yani. Onun dışında oyun gayet güzel. Yani gayet demeyeyim de böyle 6.5 falan verebilirim ben bu oyuna. Rahat veririm. 6.5-7 arasında gidip geliyorum böyle. Ama kesinlikle 4-4'lük bir oyun değil. Hikaye açısından çok çok çünkü beni hayal kırıklığına uğrattı. Hatta 6 yapayım ben şunu direkt. 6.5 ne? 6 yapıyorum. Dediğim gibi oyun ortalamanın üzerinde bir oyundu bana göre. Ne çok iyi ne çok kötü. Tam ortası. 90 lira fiyat performansına göre çok yetersiz buldum. Kesinlikle. Çünkü 30 bölüm var. 30 bölümün hepsi birer dakika. O yüzden kesinlikle sevmedim yani o kısmı. Avatar Collection. Bir de şey yapabiliyoruz. Avatar koleksiyonumuzu yapabiliyoruz. Bayağı bir sürü bir avatar yapabiliyormuşuz. Dediğim gibi fiyat performansına göre çok zayıf. Dediğim en azından karakterin konuşması falan oyun içerisinde bahsederken birkaç tane özellikten bahsetmiştim. Bunlar falan olsaydı oyun kaymak gibi olabilirdi. Ama olmamış. Yapacak bir şey yok. Böyle seveceğiz, böyle oynayacağız artık. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde yüksek ihtimal ya da aralarına sokuşturabilirim belki. Şey oynayacağım. Sonic Mania oynayacağım. Sonic Mania istediniz. Sonic Mania'yı da belki şu anda izlemişsinizdir bile birkaç bölümünü. Veya bitirmişsinizdir bilmiyorum. Kendi kafama göre. Bazen atıyorum bazen atmıyorum. Siz bunu izleyene kadar ben bu eleman kimdir atmış olurum. Bu eleman kimdir Sonic ama pek içime sinmediğini söyleyebilirim. Bu eleman kimdir Sonic'in. Çok aceleye mi geldi diyeyim. Çok şey mi oldu diyeyim. Ne bileyim. 80 tane şey var. Hani karakterin pek de bir gelişimi yok. O yüzden bu eleman kimdir Sonic'te pek yapmak istemedim aslında. Ama siz seçtiniz. Ben de yapayım dedim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım yani. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ellerinizi yıkamayı unutmayın. Belki bu zamana kadar korona bitmiş olur ama siz yine de yıkayın. Temiz olun arkadaşlar. Umarım hasta da olmazsınız. Ailenizde sevdikleriniz de hasta olmaz. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.